geldiniz. Çok değerli arkadaşlar, bugün sizlere DNA ve genetik kod konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağım arkadaşlar. Soru çözümüne başlıyoruz. Ve birinci sorumuz şöyle diyor. Bir nükleotidin yapısında 1 virgül şeker ve 2 bulunur. Arkadaşlar, bir nükleotidin yapısında ne bulunur? Fosfat, şeker ve baz bulunur, değil mi arkadaşlar? 1 ve 2 yerine ne gelmeli arkadaşlar? 1 ve 2 yerine şeker olduğuna göre birine fosfat, birine de organik baz gelmeli. DNA'yı oluşturan en küçük yapı birimine nokta nokta denir. Arkadaşlar, en küçük yapı birimine ne denir? Nükleotit denir. Öyleyse ne olmalıdır? Nükleotit 3'e gelmelidir. Fosfat ve organik baz da 1 ve 2'ye gelmelidir. Öyleyse cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor değerli arkadaşlar. Ve geçtik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle diyor. Şekilde bir DNA parçasında parçasındaki bölümler gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen bölümlerin isimleri nedir? Arkadaşlar, 1 ile gördüğümüz olan yer nedir? 1 ile gördüğümüz olan yer guanin organik bazıdır arkadaşlar. 2 ile gördüğümüz yer 2 ile gördüğümüz yer arkadaşlar nedir? Evet, guanin organik bazı. 2 ile gördüğümüz yer deoksiriboz şekerdir arkadaşlar. Deoksiriboz şeker. 3 ile gördüğümüz de bir nükleotittir. Ama ne nükleotidi? Şuna bakıyoruz. Adenin nükleotidi. O zaman 3 adenin nükleotidi. 2 deoksiriboz şeker. 1 ise guanin organik bazı olacağından cevabımız ne olur arkadaşlar? C seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle diyor. Şekillerde verilen molekül ve yapıları küçükten büyüğe doğru sıralarsak doğru sıralama nasıl olur? Evet, küçükten büyüğe sıralayacağız arkadaşlar. En küçük nedir? Baktığımız zaman en küçük arkadaşlar nükleotittir, değil mi? Ne? Daha sonra nükleotitten sonra ne gelecektir arkadaşlar? DNA gelecektir. O da M. DNA'dan sonra ne gelecektir? Kromozom. Kromozom ise neyin içindedir? Hücrenin içerisindeki çekirdeğin içerisindedir. Yani en büyük çekirdektir. Öyleyse küçükten büyüğe sıralarsak N, M, L, K olacak. N, M, L, K. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Ve geçtik dördüncü sorumuza. Diyor ki, şekilde DNA'nın ikinci ipliği verilmiştir. Buna göre bu DNA'nın birinci ipliğinin dizilimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar, biliyorsunuz adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına da ne gelir? Guanin gelir. Öyleyse AAT ise buraya ne gelecek? TTT gelecek. Evet, TTD. Hangi seçenekte var? A ve C de var. Devam edelim. TTT'nin karşısına ne gelecek? AAA gelecek. TTT'den sonra AAA. Aa, tamam, bu da tutuyor. G'nin karşısına C gelecek. Evet, G'nin karşısına C gelecek arkadaşlar. C'nin karşısına G gelecek. G'nin karşısına C gelecek. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Bakalım arkadaşlar. C seçeneğinde ne farklı? Evet, ikincide C gelmiş, değil mi? Bakın, C'nin karşısına C gelmez. C'nin karşısına G gelir. Dolayısıyla bundan dolayı C seçeneği yanlıştır. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak değerli arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuzu çözüyoruz. DNA ile ilgili aşağıda verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazılacaktır. Tablo uygun şekilde tamamlandığında gördüğüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bir gen birçok DNA'yı kapsar. Hayır arkadaşlar, bir DNA birçok geni kapsar. Dolayısıyla burada tam tersini söylediği için gen DNA'yı kapsamaz, DNA geni kapsar. O zaman bir ne olacak? Yanlış. Y olacak bir kere. Yani C ve D gitti. Evet. A ve B olabilir. 2. DNA'nın kısalıp kalınlaşarak bazı özel proteinlerle birlikte oluşturduğu yapıya gen denir diyor. Hayır arkadaşlar, kromozom denir. Gen dedir dediği için o da yanlış olacak. Yani A seçeneği olduğu ortaya çıkıyor ama biz yine de 3-4'ü de okuyalım. Bir DNA'da bulunan fosfat sayısı kadar nükleotit bulunur. Evet arkadaşlar, bir nükleotitte bir fosfat bulunur. Dolayısıyla kaç tane fosfat varsa o kadar da arkadaşlar nükleotit bulunmak zorundadır. 3 doğru. Bir DNA'da deoksiriboz şeker sayısı kadar fosfat bulunur. Evet arkadaşlar, bir DNA'da kaç tane deoksiriboz şeker varsa o kadar da fosfat olmak zorundadır. Çünkü her bir nükleotidin yapısında bir organik baz, bir deoksiriboz şeker, bir fosfat var. Deoksiriboz şeker kaçsa fosfat sayısı da o kadardır. Bu da doğru. O zaman yanlış yanlış doğru doğru olacak. Yani cevap
A seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz şöyle değerli arkadaşlar. Tabloda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı ifadelerin hangileri yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. 1. DNA babadan ve anneden gelen özellikleri taşır. Doğru. 1 doğru. 2. DNA canlıların cinsiyet, kan grubu gibi özelliklerini belirler. Doğru. 3. DNA canlıların birbirlerinden farklı olmasını sağlar. Evet arkadaşlar, DNA canlıların birbirlerinden farklı olmasını sağlar. Bu da doğru. 4. Tüm insanlarda aynı dizilimde DNA bulunur. Hayır arkadaşlar, dünyada 7,5 milyar insan varsa tek yumurta ikizleri hariç hepsinin DNA dizilimleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla arkadaşlar 4 yanlıştır. Yalnız 4 diyoruz. Yani cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Ve geçtik 7. sorumuza arkadaşlar. Diyor ki tabloda verilen ifadeler doğru şekilde tamamlandığında üçgen, daire ve kare sembollerinin yerine hangi ifadeler gelmelidir? Bakıyoruz birinciye. DNA ipliklerinin birbiri etrafına sarılıp kıvrılmasıyla oluşan yapıya ne denir arkadaşlar? İkili sarmal denir, değil mi? Demek ki üçgen yerine ikili sarmal gelecek. DNA molekülünde nokta nokta çeşit nükleotit bulunur. Arkadaşlar DNA moleküllerinde 4 çeşit nükleotit bulunur. Neydi bunlar hatırlayalım. Timin, adenin, guanin ve sitozin nükleotitleri olmak üzere 4 çeşit nükleotit vardı. O zaman daire yerine 4 gelecek arkadaşlar. Evet, üçüncüsü, DNA'lar hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve bazı proteinlerle birlikte neyi oluşturur? Nemozom. Tabii ki kromozom, değil mi arkadaşlar? Evet, 3 de kromozom olacak. O zaman ikili sarmal 4 ve kromozom, yani cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet, 8 sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekilde karton üzerinde DNA ile ilgili bilgiler yazılacaktır. Yanlış olan bilgi kartondan kesilip alındığında kartonun şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yanlışları keseceğiz arkadaşlar. Doğrular kalacak. Evet, birinci karemizi okuyalım, dikdörtgenimizi. DNA kendini eşleyemez diyor. Hayır, DNA kendini eşler. O zaman burayı kestik arkadaşlar. Burası olmayacak. Yani bu olmayacak. Evet. Devam ediyoruz. DNA nükleotitlerin birbirine özel bağlarla bağlanmasıyla oluşur. Doğru arkadaşlar. DNA hücre yönetiminde görev alır. Doğru. DNA'nın canlıların birbirlerinden farklı olmasında bir etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da nedir? Yanlıştır. Tam tersi, DNA'nın canlıların birbirinden farklı olmasında birebir etkisi vardır arkadaşlar. O zaman bu da yanlış, etkisi yoktur dediği için yanlış. Bunu ve bunu kesiyoruz arkadaşlar, yanlış olduğu için. Buraları, şu kareleri, dikdörtgenleri kesersek ne kalır? Bunlar kalır. O zaman cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak arkadaşlar. Ve geçtik 9. sorumuz arkadaşlar. 9. sorumuz diyor ki DNA ile ilgili aşağıda verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazılacaktır. Tablo uygun şekilde tamamlandığında görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Okuyalım. 1. Tüm DNA moleküllerindeki fosfat molekülleri aynıdır. Evet arkadaşlar, tüm DNA moleküllerindeki fosfat molekülleri aynıdır. O zaman burası ne olacak? Doğru. Doğru. A, B, C olabilir. Tüm DNA moleküllerinde deoksiriboz şeker aynıdır. Evet arkadaşlar, tüm DNA moleküllerinde deoksiriboz aynıdır. A ve C kaldı. DNA'daki nükleotitlerde bulunan organik bazlar farklı olabilir. Evet arkadaşlar, 4 çeşit organik baz var. Dolayısıyla bunlar farklı olabilir. O zaman bu da D olacak. 4. DNA'da timin nükleotidi karşısına daima guanin nükleotidi gelir diyor. Hayır arkadaşlar, timinin karşısına ne gelir? Sitozin, pardon, affedersiniz. Timinin karşısına daima adenin gelir. Burada guanin dediği için bu ne olacak? Yanlış. O zaman doğru, yanlış. Yani cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet, 10. sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. 10. sorumuz diyor ki tabloda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı ifadelerden hangileri doğru bilgi içermektedir? 1. Hücre bölünme sırasında DNA'nın kısalıp kalınlaşarak bazı proteinlerle birlikte oluşturduğu yapıya kromozom denir. Doğru. 1 doğru. 2. Kromozomu meydana getiren hücre içindeki yönetici molekül DNA'dır. Evet arkadaşlar, kromozom meydana getiren hücre içindeki yönetici molekül DNA'dır. Doğrudur arkadaşlar. 2 de doğru. DNA üzerinde belirli görevleri içeren kalıtım birimlerden nükleotit denir.
Diyor ki arkadaşlar DNA üzerinde belirli görevleri içeren diyor bakın. Görevleri içeren dediğine göre bunun ne olması gerekir? Bunun gen olması gerekir. Halbuki burada nükleotit demiş. Nükleotit neydi arkadaşlar? Yapı birimi. Görev birimi neydi? Gendi. O zaman 3 yanlış. 4. DNA'yı meydana getiren yapı birimine kromozom denir. Hayır arkadaşlar, yapı birimine nükleotit denir. Dolayısıyla 3 ve 4 yanlış oluyor. Doğru olanlar 1 ve 2 olduğu için cevap ne oluyor? Adana oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şekilde karton üzerinde DNA'nın kendini eşleme sırasında gerçekleşen olaylar yazılacaktır. Yanlış olan bilgi kartondan kesilip alındığında kartonun şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet, yanlışları kartondan keseceğiz arkadaşlar. DNA hücre bölüneceği zaman bir uçtan açılmaya başlar. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Hücre sitoplazmasındaki nükleotitler çekirdek içerisine girer. Evet, bu da doğru. Yeni DNA ipliği oluşurken timinin karşısına guanin diyor. Hayır arkadaşlar, timinin karşısına adenin gelir. Guanin dediği için bu yanlış. Sitozin karşısına adenin gelir diyor. Hayır, sitozin karşısına da guanin gelir arkadaşlar. Adenin dediği için yanlış. Burayı ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Bura kesildi. Açılan DNA ipliklerinin karşısına uygun şekilde yeni nükleotitler bağlanır. Doğru arkadaşlar. Açılan nükleotidin karşısına, timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde ne yapıyor? Bağlanıyor. Dolayısıyla şu 3'ü doğru, bu yanlış. Bunu kestik. Ne kaldı? Şu 3'ü kaldı. Arkadaşlar yani cevabımız arkadaşlar ne olacak? Bursa seçeneği olacak değerli arkadaşlar. Evet, 12. sorumu şöyle diyor. Bir DNA zincirinde sitozin sayısı 350, timin sayısı 900 ise bu DNA'daki guanin ile adenin nükleotitleri toplamı kaç olur? Şimdi değerli arkadaşlar, adenin karşısına ne kadar timinse o kadar adenin var demektir. Timin sayısı kaçmış? 900. 900 timin varsa 900 de adenin olur mu? Evet, adenin sayısı timine eşittir, yani 900'dür. Peki guanin sayısı? Guanin ise sitozine eşit değil midir? Yani sitozin kaç tane ise guanin de o kadar değil midir arkadaşlar? Evet. 350 sitozin varmış. 350 de guanin var. Öyleyse 350 guanin var. 900 de adenin var. Timin kadar olacağına göre, timine eşit olacağına göre. 900 de adenin var. 900, 350 daha ne yapar arkadaşlar? 1250 yapar. Yani cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Ve 13. sorumuz şöyle diyor. Bir DNA'nın yapı birimine nükleotit, görev birimine ise gen denir. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 2 yerine nükleotit ve gen geleceğinden cevabımız Denizli olacak. Evet, geçtik 14. sorumuza. Şekilde verilen DNA'nın bir ipliğinin karşısına gelecek ikinci DNA ipliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, adeninin karşısına arkadaşlar ne gelecek? Timin. Adenin karşısına timin. Guanin karşısına sitozin. Dolayısıyla bu gitti. Sitozin. Evet, sitozin. B ve C. Sitozinin karşısına guanin. Guanin gelecek. Sitozinin karşısına guanin. Guanin. Sonra guanin karşısına sitozin gelecek. Timin, timin, timin var yukarıda. Aden, aden, aden olacak. Yukarıda ne var? Adenin, adenin var. Aşağıda timin olacak. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor değerli arkadaşlar. Ve geçtik 15. son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki şekilde modeli verilen nükleotidin adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar nükleotide unutmayın adını veren organik bazdır arkadaşlar. Organik baz ne var burada? Guanin organik bazı var. Öyleyse nükleotidin adı da ne olacaktır? Guanin nükleotidi olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, böylece DNA ve genetik kod konusu soru çözümüne katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık klasikleşmiş video sonu sözleri söylemiyorum. Onları siz biliyorsunuz. Yani abone olmadır, beğenmedir, linki paylaşmadır. Artık onlara gerek yok. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.